Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Bizi sorarsanız biz bugün yine iyiyiz. Sevin'le buraları bayağı toparladık. Şimdi de Neva'nın evine bakmaya gidiyoruz arkadaşlar. Sevin çoktan beri gitmeye yok, bir gidelim de bakalım dedi. Götürün bakalım, Sevin'i götürün bir de. Selamünaleyküm arkadaşlar. Tamam, Rahim'in kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, biz mandıramızı temizledik. Son halini gösterdim mi? Son halini gösterdim mi? Gösterdim. Gümüşün evine gidiyor, bir bakalım dedik. Yani bayağı da gitmiyorum. Şey yapıldığında gittim. Mangal yaptığımızda. Bir da gitmiyorum. Evet. Hey! Bunun da uykusu geldi de. Bu da gideceğiz. Eve gelince uyuyacağım. Evet arkadaşlar, mandıranın son halini göstersin. Şöyle tuttan bir inir. Şöyle. Yiyorum şöyle. Tandırı da yıkmadık arkadaşlar. Tandır duruyor yerinde. Evet. Şöyle tandırımız duruyor. Şöyle de göstereyim. Şuranın şeysini kaldırdık arkadaşlar. Buradaki tel vardı. Teli kaldırdık. Şu anda malzemelerin yarısını önüne koyduk. Bu tarafa da kömür, odun koyacağız arkadaşlar. Şöyle. Ya o tarafta da şey var mıydı? Taş var mıydı o şeyin altında? Parke taş var işte burada. Var mı? He. Gazınsa gazınır bu. Gazınsa şunu kaldırsan kaldırırdın. Bu neydi? Kum. Üstüne atılan kum. Bunun altında aynı bura gibi. Hatta ekmekçilerin altını öyle yaptık. Öyle yapmışsın ya, ne bileyim ben. Ya orada şeyin sırası şu. Ağacın sırası ora. Şura. Şu ağacı koy. Arkadaşlar dediğim gibi bir bayan eli değdiğinde ev böyle bu hale geliyor. Tüh, görüyor musun? Kemal'in eli değdiğinde her yer alt üst oluyor. Yani garsambadan geçilmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Bunun çenesi açıldı mı gayrı daha kapanmaz. Evet arkadaşlar, biz yola çıktık. Neva'yı da dedesi aldı ocağına. Bak nasıl sever, bak bak. Evlerini çekelim. Ne kızı? Gidiyor mu evinize? Yine asfalt atmışlar ya. Yoldan buraya. Şeyin buraya kadar atmışlar. Kaybolurlar. Teşiğe kadar, Kızıl Yazı'ya kadar. Valla mı? Nerez yoluna kadar atıldı bu yol. Güneş geliyor ya bari. Gidelim şöyle bakalım. Yavaş. Yavaş. Nasıl sever ya. Böyle kucağını Allah'ın seversen arabanın kolundan tutacağım. Sevmez orayı da bu. Yani sever, sever. Gidincik demesin, ben bir daha gelmem ben buraya değil. Kimse yok ya, yani arkadaş siz olarak. Sizde yatacağım yedir sende. Yatan mı kızım bizde? İyi aşkım. Ne kızım, ne kızım, ne kızım, ne? Evet bak, yeriniz orada koruttu. Oradan kızım. Neye bakıyorsun? Bakarım buna bak. Neymiş o? Evet arkadaşlar, biraz mesafe uzak ama altında motorun, araban olduktan sonra mesafeler kısalır arkadaşlar. 5 dakikalık bir şey. O yüzden fazla şey değil. Burada evet, koyun dışı. Sıkıntı kışın olur ya. Kışın da buraya kadar servis gelecek yani. Okulun servisleri yarın alınır yani. Vallahi bilmiyorum. Yani okul bu okulda bu zamana kadar şey dedi. Arkadaşlar, Hümeyra Agil'in hayatını kostüler basmış şöyle. Ne kadar kost olmuş. Evet arkadaşlar, Sevri'de inşaata getirdik. Evet. Bahçenin emeksi tamam gayrı. Kostu oynatır eliyle. Evet canım, kost tabancası kuracağım ondan sonra da. Doğru. Yavaşla, dahil mi etmesin? Tenereyi dolanıyor Allah'ın sözü. Bura balgın mı da? Bura bayağı büyük arkadaşlar. Sizin diyorsunuz ya bayağı büyük olsun diye. Bura bayağı büyük yani. Oda kadar, odayı düşünün. Odanın büyüklüğünde. Balgın var. Şey,
geçmiş. Evet, şurada normal bir oda büyüklüğünde arkadaşlar. Yukarıdaki odanın büyüklüğünde burası da. Daha buranın kalıplar falan da sökülmedi. Sen nasıl taşıyacaksın? Nasıl kısa yapmış şey? O da mevkiden ucuk büyük yapmış. Bir tellik boyunda. Çek dur ne bu? Çok pencereyi niye kapattırdınız diye yazmışlar. Arkadaşlar niye kapattırdık diye değil, soru sormuşsunuz. Ben de cevaplayayım sorusunu. Evet. Meyran'ın bak mesela burada kiler kapısı var. Meyran sadece mutfak dolabı bura olacak arkadaşlar. Mesela pece açtığın zaman dolapları azalacak. Aslında pencere gerek şu ben pencere hani pencere harkenin mağazada adamın hayatı var. Hayatını mı izleyecek? Çıksın balkonda balkonu izlesin. Balkonda yerler var. Hayat değil canım, adamın şişi var. Bunu koyabilir istediğini. Yok biliyorum canım da yani manzara. Hayatın alakası yok. Elini yıkarken manzara. Ama manzarası izleyebilir. He. Dışarı ama şu olsa. Ama böyle gelirsen çok güzel olur. Çıkarsın mutfağa arkadaşlar kapısından. Aha izleyeceksin, çok güzel bir manzara var. Önünde var manzarası. Her yer manzara. İzlenecek olur. Talla tapan. Çok güzel yani. Balkonu var, mis gibi. Dolabı azalacak olsun, daha iyi oldu. Bir şey demişler, mutlu mu? Bir şu yan tarafı var, bir şu yan tarafı var. Başka tarafı yok. Bitti. Şu yatan arkadaşlar masasını. Şey demişler ya, şuraya pencere olması lazım diyorlar da. Şuraya. Orayı doğru demişler. Yarın banyo yaptığı zaman buhar nereden gidecek? Ya buradan bir delik açılır. Şeyden, bacadan, bacayı kullanabilir. Yukarıya değil mi? Canım. Bir de buraya bora atan dışarıya şeyi. He. Tam aynen. Çatının içinden havalandırmaktan hiçbir şey olmaz. Çeker arkadaşlar. Annem gibi var ise söyle. Çünkü arkadaşlar şimdi çoğu apartmanlarda mesela çoğunun penceresi yok. Kiminki içeride, kiminki dışarıda mesela çoğununki. O yüzden dediğim gibi bir havalandırma atan hani şunun gibi. Şu bacak havalandırmasını o yana verirsin. Zaten mutfağı kullanılmaz. Kullanıldığında kapatırsın. İki tane de öyle boru gibi havalandırma atarsın içten. Baca gibi yerler ya. Sanki. Aynen öyle. Geçen gün şey dedim arkadaşlar. Hümeyra buraya demiş ki oturma odası yapacağım. Benim haberim yoktu. Ben Neva'nın odası olarak biliyordum burayı. İlk başta plan öyleydi. Sonradan kendi kendine çevirmiş olabilir de. Bir tanesi de çıkmış. Hani çok yalancısınız. İşte Neva'nın diyordunuz. Şimdi oturma odası yaptınız. İyi de arkadaş burayı istesen adam tutar burası yatak odası. Burayı oturma odası yapar. Seni alakadar eden ne yani? O adamın zevkine kalmış bir şey. Burada konuşulduğunda Neva'nın odası olarak konuşulduğu burası. Ondan sonra burayı oturma odası yapacağım şu Meryem Balkon'un olduğundan. Şurası Neva'nın odası olacakmış. Yani bunda bir işi yok ki. Kendi kendinize hemen oradan yalan çıktısınız. Yok ne bileyim demenize gerek yok yani. Ama bak burası küçük arkadaşlar. O balkonun eve göre. Hem de mesela misafir geldiğinde sigara mugara içtiklerinde çıkarlar balkona değil mi? Daha iyi olur. O yüzden de mi? En iyisi böyle yani. Burası da tam bir şey ya, ideal. Yok yani yok ya, yalancı. Yok yalancı malancı dinliyor da o yüzden diyorum. Bu buraya pencere koymuşlar bana arkadaşlar. Burada pencere var. Pencere var işte. Dediğim gibi bir şöyle balkonu da öyle balkon küçük ne değil arkadaşlar. Burası nereden baksan bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane pirket arkadaşlar. 13 pirket. 13 pirketin santimini hesapladığında ne kadar olduğu belli zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da şölemeli, 13 da şölemeli arkadaşlar. Yani bir odanın büyüklüğünde diyebilirim arkadaşlar burayı. Şöyle. Koy, evet uzak ama sonuçta
temiz hava arkadaşlar. Burası gerçekten yaşanılacak bir. Bir tanesi de demiş ki bana evi tam kenara yaptırmışsın yola. Öyle demişler. Kendine 20 açtım demişler de kusura bakmasın da benim evimde var, barkımda var. Benim kimsenin evinde, barkımda zerre kadar gözüm yok. Kimsenin malında, mülkünde de benim gözüm yok. Benim kendi evim var, barkım var, yuvam var. Yok, benim evimi alacaklarmış da hadi alsınlar gelsinler de, benim evim orada. Ben de orada oturuyorum. Kimse benim evimi de alamaz, kimse beni o evden de çıkaramaz. Kusura bakmasınlar da yok kendime yer açıyormuşsun, öyle demişler. Ne alaka şimdi buradan adam mağazara şurada oturmuş. Toprağın içine demiş, sohmuşsun ya kendine yer mi açtım bir köşesine demiş. Allah Allah, bak Allah razı olsun arkadaşlar. Böyle bir saçmalık mı olur ya? Herkesin evi mesela yolun kenarında, mesela şu kardeşinin evi de yolun kenarında. Ona o kim açtı ya yeri? Böyle bir saçmalık mı olur ya? İsteyen istediği yeri yaptırabilir. Biz de yola karşı yaptırdık. Yolun ağzında evi. Fıstık gibi. Yarın belki de burayı ileride şey olur. Daş olur yani. Asfalt olur. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Benim diyeceğim o. Bizim kimsenin evinde, şeysinde ihtiyacımız da yok. Herkesin yerinde sağ olsun. Herkes kendi yerinde otursun. Sağ salim. Sağlıklı saattir. Çok millette laf sokmaya çalışıyor. Neyle ne herkes oluyor? Herkes çoluğuna çocuğuna yardım ederken evini şuraya yaptır deyince herkes kendine 20 ayrın ne hala? Ne ben sağlıklı saatli olsunlar. Çoluğuna çocuğuna evet. Mutlu mesut yaşasınlar arkadaşlar. Aynen. Bizim kimsenin evinde gözümüz şeyimiz yok. Bizim tek bir çabamız var. O da çoluğumuzun çocuğumuzun kafasını sokacak bir ev olsun. Onun bunun evinden kurtulsun çabamız. Başka bir çabamız yok. Çok şükür. Ama demek ki kendileri çocuklarına çıkarcı olarak davranıyorlar. Milleti de çıkarcı olarak zannediyorlar. Kusura bakmasın. Sen kendi çıkarcılığına devam et. Sen herhalde çoluğuna çocuğuna bayağı bir çıkarcılık yapmışsın. Onun bunun malına işte çoluğun çocuğun malına göz dikmişsin. Milleti de göz dikiyor zannediyorsun da. Kusura bakma. Biz çoluğumuz çocuğumuz mal sahibi olsun diye çabasındayız arkadaşlar. Evet. Niye güldün? Allah'ım ya. Bana gülüyor öyle bak. Evet arkadaşlar. Şu garajı da ben kendi arabam için yapmışım arkadaşlar. Ben garajına ihtiyacım yok ki. Vallahi öyle yazmışlar. Garajı da demişler kendi arabana 20 yapıyorsun demişler. Çok şükür benim arabam dışarıda da dursun arkadaşlar. Yaz kış dışarıda dursun. Demek ki bir boy korumalığı var ya. Herkesin şeyde... He? Yo ne bileyim ben yani. Herkesin arabası dışarıda duruyor yani. Herkesin ki garajda durmuyor ki. Biz buraya garaj... Aslında arkadaşlar buranın planı nasıl bir şey biliyor musun? Evet arkadaşlar. Ne? Fotoğraf mı? Evet arkadaşlar biz dediğim gibi kimsenin malında mülkünde gözümüz yok. Biz tek bir çabamız, şeyimiz var. O da bizim çocuklarımız bir mal sahibi olsun, bir ev sahibi olsun, bir şey çabasındayız biz. Çok şükür benim evim de var, barkım da var, yuvam da var. Çoluğumun çocuğumun içindeyim ben. Kimsenin malında mülkünde gözümüz yok. Niye biz bu evi yola sıfır yapmışsak? Yola niye sıfır yaptık? Diyorsun yani götürüp de ortaya koyup gibi dikmektense burası mesela şu karşıya bahçe yapar, istediğini yapar. Bu garajda demişler kendi arabana yer yapıyor demişler. Çok şükür benim arabam dışarıda dursa da olur, olmasa da olur. Hiç fark etmez yani. Bizimki herhalde aldık alalı da daha garaj yüzü görmedi. Bir sürü konacak garajımız var. Konu kalırsa koymayın. Ama bizde öyle koyma şeysi yok. Burayı evet arkadaşlar biz burayı garaj yaptık. Niye yaptık onu da söyleyeyim size. Gelin. Bizim şeyimiz şuraydı arkadaşlar. Şu odanın mutfağı şurası. Buradan girecekti. Karşıya kadar garajdı. Buranın temelinin altı. Bizim konuşmamızda o vardı. Sağ olsun kalıpçımız biz gelmeden buraya kalıbını atmış. Yani garajı kaldı yani. Ondan sonra ne yapalım dedik. Sağ olsun Allah razı olsun. Bizim Hamza var. Bizim Cumhur'un oğlu. Rasım abimin kaynı. Benim de çocukluk arkadaşım. Bir de kardeş dedi bu balkonun altını garaj yapalım. Gerek yok dedi. Şimdi arkadaşlar buralar örülecek. Garaj deyip de yani geçmeyin arkadaşlar. Yani garaj deyip de yani illaki araba koymak, şu koymak, bu koymak değildir. Adam malzemesini koyacaktır. Ondan sonra yakacağını koy, kömürünü koy, her şeysini koy buraya. Burası de 11-12 metre bir şey. Bak gel öyle şuradan gel. Bak.
Bakın arkadaşlar, buradan ben adımlayın bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 adım arkadaşlar. 15 adım. Yani burası nereden baksan bir 13 metre vardır. Yani rahat vardır 13 metre. O yüzden buraya bir tane pencere koyduracağım. Bu araların hepsine birer tane pencere koyduracağım. Hani şu şeye koydurduğumuz pencereler gibi. Burası aydınlık olacak arkadaşlar. Dediğim gibi burası kapanacak. Garaj olacak. Garaj da değil. Hadi ben garajda kaldırdım gayrı. Garaj dedim benim. Kömürlük odunluk yapılacak arkadaşlar. Yarın dedirsiniz ki koydurduk sen odununa kömürüne 20 ara. Kusura bakmasın, benimki çadırın altında da dursa olur. Yani şimdi onu da olabilir yani. Şimdi onu da arkadaşlar, şimdi buradan geçelim. Meryem'in yanına varalım. Meryem de o süpürüyor. Sonra da bakalım. Ondan sonra oradan evimize doğru geçelim. Görüşmek üzere. Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet, şu anda inşaattan oyuna geldik. Meryem gibi burada. Tavuk çakala yollamış öyle. Tavukları da göstereyim. Tavuklar da açmış olmuş. Evet. Kolay gelsin. Evet, Meragil de burada arkadaşlar. Bizim kurekler de burada herhalde. Hep geçiyor oğlum bu. He? Ne? Yok yok, bu diyorum. Hiç geçiyor. Yerine daldırıyor ki. Şift daldırır gibi Ömer. Bu kadar mı kıvırmış Meyra? Bunu çalkaladınız mı? Evet. Buradan eviniz korkuyor mu Meyra? Neyimiz? Eviniz. Korkur belki doğru. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Seninle evi gezdirdim, geldim. Onun da Hümeyr abinin yanına vardı. Onlar da kıvı çalhalı ayırlarmış. Eman'ın da zaten uykusu geldi. Ben uyudum da gideceğim. Bu çıkmış ya. Yardım. Yatacak mısın kızım? Evet. Gel anne. Obacı. Obacı kıvı çıkmış. Ne oldu kızım? Çilekli bahçe mi? Çilekli bahçe. Bunu hemzesine bak. Çilekli bahçe. Işkırık mı tuttu kendini? Işkırık tuttu beni. Tuttu da kavurdu beni. Ne mi? Ha? Şimdi bunun uykusu geldi ya, can uyur. Yorduk bir tane arkadaşlar dışarıda bunu. Evet arkadaşlar. Hadi kızım. Evimize bahçemize gittik. Baktık geldik çok şükür. Ne? Hadi gayrı. Hadi bakalım. Hadi. Evet gayrı, o iki gayrı gider arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna da gelin. Bugünkü videomuz böyle olsun. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kötü düşünmeyin arkadaşlar. Kötü kalpli olmayın. Allah size de versin. Allah 5 katını versin size de. Bizim kimsenin malında mülkünde gözümüz yok. Tekrar yenileyelim. Kötü fikirler üretmeyin. Kendi kendinizi dolduraşa getirip de burayı garajı kendine mi yaptın? Yok evi buraya yaptırıp da kendine 20 açtın deyip kendinizi aldırmaya çalışmayın. Çok şükür bizim bakkalımız sokacak evimiz var. Kimse de beni buradan çıkaramaz. Allah'tan başka kurgun olduğum anda. Geri kalan. Çıkarsak da ne derim canım? İlla gidip çatımızı oraya mı yaptırmamız lazım Allah Allah. İlla gidip çatımızı oraya gidecek değil mi? Ben yani o da şey ne değil mi? Yani. Herhalde 4 senedir bu YouTube'un içindeyim. Tanımayanlar iyi tanıyorlar da beni. Sonradan işte laf sokmaya çalışıyorlar. Kusura bakmayın, benim kimsenin şu ana kadar kimsenin malında mülkünde gözümüz olmadı. Dün ben manduramı temizledim mesela, evimi temizledim. Annem gelip de benim evimde bir yer mi yaptıracağım, ne alakası var? Herkes yaptırıyorsa kendine yaptırıyor. Biz gurur duyuyor kızımıza yuva yaptırıyor diye mesela. Biz yuva çoluğumuz olacak. Çocuğumuz. Ha, biz görmedik. Biz ek ek ev yaptırdık mesela. Burayı her yeri ek. Ha, kızımızın bütün bir evi olacak. Tertemiz her şeysi dört dörtlük olacak diye. Babası da sevmiyor, beni de sevmiyor. Ha, bizim çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği arkadaşlar. Benim kendi öğrencim geleceğim değil. Ben gider çadırda da kaldım gerekirse. Yani. Hiç kimseye gerek yok. Ben bir aradım, bir kendim. Benim çoluğum çocuğum tek yerini bulsun.
güzel güzel geçimlerini yapsınlar. Aynen öyle. Evet. Çoluğuyla çocuğuyla mutlu mesut yaşasınlar. Bizim çabamız, gayemiz o. Kimsenin dediğimiz gibi malında mülkünde gözümüz yok. Bizim arabamız kapının önünde dursun. Yaz, kış, çık, dursun. Hiç önemli değil. Orada vuracaksın. Ne olacak soğukta? Oturun. Soğuklarda oturun. Çay oraya çekerim. Kendime yaptırmışsın burayı. Öyle diyorlar. Kendine yaptırdın sen diyor garajı diyor. Garaj yaptırırsan kendine al diyor. Altına oda yaptırırsan niye ahır yaptırmadın oluyor. Kimi de diyor ki sen diyor iyi. Ahırı çok uzattın. Arkadaşlar biz hangi çağda yaşıyoruz ki biz ahırı uzatmayalım. Tamam eskiden sene 1970'lerde, 60'larda, 69'larda evler tek gözlü ev yaparlarmış. Arkasına kemer altında bir ahır yaparlarmış. O da olmadığında. Şu anda o zaman sen adam apartman dikiyor. Altına ne yapsın? Ağır mı yapsın çevirsin yani? Ya da mandıra mı yapsın? Yani. Yani onun kokusuydu, sabaha kadar uyumamasıydı, şeysiydi. Eğer bilmiyorum siz kendiniz yaptırıyorsanız ona da ben bir şey diyemem yani. Ona da saygı gösteririm. Senin zevkin oymuş ki yine evi yaptırmışsın, altına da ahır yaptırmışsın. O da senin bileceğin iş. Dediğimiz gibi bizimkiler kömürlük garaj arkadaşlar. Yani biz öyle söylüyoruz. Garaj şeydi, kömürlük şu ahırda yaptırırsa koskoca arsası var. Gider bir köşesine yaptırır. Kafasını sokacak, davarını sokacak ya da ineğini sokacak kadar bir ahır yaptırır. Diyeceğim o. Yine konuyu uzattıkça uzayıyor. Hani lastik gibi uzayıyor. Çünkü ben uzattıkça bu tür kendini bilmez insanlar zaten çoğalıyor. Gitgide çoğalıyor. Vallahi konuşan da kendine konuşur. Bir de kendine konuşur arkadaşlar. Bizim her şeyimiz ortada. Kendisi çıkıp klavyenin arkasında gizlenip bize atıp tutmak kolay. Gelsin benim gibi çıksın videonun karşısına. Atsın dursun bana. Ben ne kadar onun avrat olduğuna, onun ne kadar erkek olduğunu ben görürüm. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'ım sağlık sıhhat versin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yorum yazın. Ondan sonra acıma. Evet. Like atın arkadaşlar. Desteğinizi bekliyoruz. Evet.